Sokar balık çok lezzetli bir balık olmasına rağmen bu yüzgeçlerinden dolayı çok tehlikeli bir balıktır. Gerçekten elinize battığı zaman canınız yanıyor. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Eğer kendiniz temizleyecekseniz bu yüzgeç kısımlarını bir makas yardımıyla kesebilirsiniz. Gerçi benim balıklarım temizlenmiş durumda ama ben size örnek vermek açısından şu kısımlarını makasla bir tanesini kesiyorum. Yıkarken özellikle çok dikkat edin. Hakikaten parmağınıza battığı zaman çok canınız yanıyor. Evet. İsterseniz kafasını kopartabilirsiniz. İç kısmını temizleyebilirsiniz. Ben balığı öncesinde yıkayıp tuzlamıştım. Şimdi tabi alt kısımlarını da makasla kesebilirsiniz. Bir sık daha derinden kesebilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi burada mısır unum var. Dediğim gibi öncesinde yıkayıp tuzlamıştım. Şimdi bu mısır ununa şöyle balığımı batırıyorum. Hafifçe unluyorum. Daha küçükleri de olabiliyor bu sokar balığın. Ve avcılıkla avlanan bir balık. Ve gerçekten çok lezzetli bir balık. Evet. Şöyle. Ben bunları temizlemiyorum. Yüzgeçlerini. Sadece mısır ununa buluyorum. Burada da şöyle bir tutam biberiye ve bir diş de sarımsağım var. Bunları sadece balıkları kızartacağım yağı aroma katması için kullanacağım. Ve sarımsağı hemen bir tık yağda çevirdikten sonra alacağım. Eğer sarımsağınız yanarsa çok kötü bir koku yayılır. Hoş olmaz. Hadi başlayalım. Şöyle bir miktar sıvı yağını tavama aldım. Bu yarım çay bardağı kadar olabilir. Sarımsağımı tavama alıyorum. Şöyle biberiğimi de alıyorum. Sarımsağımı şöyle tavamda gezdirdikten sonra mısır ununa bulamış oldum. Balıklarımı tavama yerleştiriyorum. Sarımsağımı ve biberiğimi alacağım şimdi. Biraz daha bir aromasını katsın. Zaten kokusunu alabiliyorsunuz. Sarımsağın yanmasına izin vermeden tavandan alıyorum. Aynı şekilde biberiğimi de alıyorum. Şöyle tavanın kapağını kapatıp orta hararetli ateşte kızartacağım. Balıklarım kızardılar. Şöyle ben size kızarmış halini göstereyim. Umarım deneme şansınız olur. Gerçekten lezzetli bir balık. Şöyle bakın gayet güzel kızarmış durumdalar. Az yağda hem de güzel bir şekilde kızardılar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.